Efendim, bunun üstüne konuşmaların üstüne ha bu arada şunu bahsetmeye es geçmeyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönemde kurmaylık görevini yürüten Sayın Engin Altay, Sayın Ali Öztunç bu gibi isimlerin grup toplantısında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken meclis grup toplantı salonunda bulunmamaları bir haber. Önemli bir haber. Neden? Çünkü milletvekillikleri devam eden isimler, eski kurmaylar, tamam bugünün MYK'sında, bugünün meclis grubunda aktif görev almıyor olabilirler. Ancak orada bulunmamaları haber. Ha, tavır mıdır? Onu kararını sizler vereceksiniz. Bizler konuk ettikçe bu tavır mıdır diye Sayın Altaya, Sayın Öztunça, Sayın Tezcana sorduğumuzda onların yanıtlarıyla şekillenir. Ama bugün için bir tavır gibi görünüyor. Bugün için katılmamak kararıyla, kararlarıyla konuşmak gibi anlaşılıyor. Öyle anlaşılmasının önündeki Tek değişken de o isimlerin bir açıklama yapmasıdır, kuşkusuz. Şimdi değişim gündeminde en önemli eşik galiba, manifesto. Şimdi manifestosunu paylaştı Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu kürsüden indikten bir süre sonra. Acaba insanlar da dediler ki, ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda acaba bir cümlesi bekleniyordu da o beklendiği gibi o cümle ya da o tarif yapılmadığı için mi? Bu manifesto grup toplantısından sonraya bırakıldı. Öyle ya sabah saatlerinde de paylaşılırdı. Öyle saatlerinde de paylaşılırdı. Yani sadece ya önce Sayın Genel Başkan konuşsun, ayıp olur diye düşünmüş olabilirler mi? Sayın Genel Başkan sadece grup toplantılarında konuşmuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Televizyon ekranlarında konuşabilir. Mikrofonlar uzatıldığında konuşabilir birçok noktada konuşabilir. Dolayısıyla bu manifesto yayınlandıktan sonra da konuşacaktır. Peki Sayın Kılıçdaroğlu indikten sonra acaba beklentiler karşılanmadığı için mi hala hazırda bekletilen bu manifesto ortaya kondu? Bu bir soru. İkinci soru benim ilk aklıma gelen haber merkezinde de paylaştım değerli çalışma arkadaşlarımla. Ya şimdi değişime davet diyor Ekrem İmamoğlu. CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Moda deyimle burası çok önemli. Çünkü Site de paylaşıldı. İktidar için değişim yazıyor. Şimdi 10 binler belki 100 binler mesaj gönderecek buraya. Acaba Sayın İmamoğlu ve burada beraber hareket ettiği tahmin edilen isimler böyle bir kadro oluşturdular mı? Vatandaşın görüşü boşa mı gidecek? Dinlenebilecek mi? Ne yazılıyorsa okunabilecek mi? E sonuçta bir manifesto paylaşıldı. Oraya dair vatandaş görüşünü paylaşacak. O görüşlerin hepsinin okunabilmesi değerlendirilebilmesi mümkün mü? Yani bu çalışır bir proje mi? Çalışır bir sistem mi acaba? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ekranda diyeceksiniz ki herkesin derdi dediniz. Ekonomik olarak biz derdimizi tasamızı anlattık. Siyaset de mi yazalım? Yazın efendim hayatımızı ne değiştirir? Nasıl değiştirir? Birlikte takip edelim istiyoruz zaten. Çünkü eksikliğimiz var. Nedir eksikliğimiz? Bir şeyden bahsederken ötekini unutabiliyoruz. Sizlerin hatırlatmalarına, yönlendirmelerinize muhtacız efendim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu sitesinde iktidar için değişim olduğunu görüyoruz. Bu kadar malzeme. Heh, mesela burası çok önemli dediğimiz bir başka nokta. Bakın, görüş bildir yazıyor en üstte. Görüş bildir. Bildirecek vatandaş hepsi kontrol edilebilecek mi? Temel soru bu. Ama ne söyledi? Ne söyledi Ekrem İmamoğlu? Burada bu cümleler nasıl atıflarda bulundu? Bakın mesela diyor ki siyasi partiler Demokrasinin asli bekçileridir. Demokrasiyi koruma, geliştirme sorumlulukları vardır. Kimse itiraz etmez herhalde. Ama siyaseten değişim adına ne söylemiş oluyor Ekrem İmamoğlu? Örneğin şunu söylemiş oluyor. Değişim fırsatı kaçırıldı diyor. Nerede kaçırıldı? Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi diyor. Nerede kaçırılmış demek istiyor yani Ekrem İmamoğlu? 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta belki adaylık sürecinde, belki milletvekilliğinde, belki ön seçim yapılamamasında o Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesine dair bir tarif ortaya koyuyor. Diyor ki ekonomik kriz bu kadar yakıcıydı, etkileri iktidarı bu kadar zorluyordu. Buna karşın hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden isimlerde bugün çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı diyor. Ekrem İmamoğlu bunları söylüyor. Toplum muhalefetten değişim bekliyor diye de bugüne kadar ortaya konan değişimin MYK değişimi olsun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinin olsun, danışman kadrosunun olsun, mecliste grup başkan vekillerinin olsun. Ekrem İmamoğlu diyor ki, Sayın İmamoğlu yeterli değil. Ve ben yeterli olmadığını düşünenler arasında yalnız değilim ben bir hareket başlatıyorum da diyebilir. İktidar için değişim web sitesini kurmak bir hareketin başlandığını mı yoksa manifestosunu tartışmaya açması mı? Sabırlı, aklı öne koyan bir o kadar da kararlı bir tutumla. Değişimin gerçekleşmesi diyor örneğin. Bu cümle nereye gider? Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Bu cümle nereye gider? Bu mecra mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşa değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Bu da bizim sorumuza geliyor. Acaba her bir vatandaşın görüşü nasıl değerlendirilebilecek? İşin özeti değişimin süresi, zamanı, etkisi Sayın İmamoğlu değişime önderlik edeceğini söyledi. Peki nereye gidecek bu değişim? Değişime liderlik ederken nereye gider? Ona birlikte bakacağız. Sorulması gerekenleri e, genel merkez yönüyle, Sayın Kılıçdaroğlu yönüyle de, Sayın İmamoğlu yönüyle de, varsa başka konuşulan isim örneğin Sayın Özgür Özel yönüyle de sizlerin merak ettiklerinizi bizzat konunun muhataplarını bu ekranlarda özel konuklarımıza sormaya devam edeceğiz.